Havalimanına gitmek isteyen bir turisti farklı güzergah kullanıp saatlerce dolaştırdı. Turist olayı yargıya taşıdı. Taksicinin nitelikli dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapsi istendi. İşte o taksi şoförü gazete haber Türkiye konuştu. Yolları bilmiyordum. Köprünün iki ayağını görünce rengim attı dedi. Olay İstanbul'da yaşanmıştı. Bir taksi şoförü Kadıköy'den aldığı Suudi Arabistan uyruklu yolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanı'na götürene kadar uzun bir İstanbul turu attırdı. Havalimanına vardıklarında taksimetre 380 lira yazınca turistle taksici arasında tartışma yaşandı. Konu yargıya taşındı. Hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 3 yıldan 10 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame hazırlanan taksi şoförü o gün yaşananları anlattı. Turist bana Sabiha Gökçen'e en hızlı nasıl gidebilirim diye sordu. Ben de ikinci köprüyü geçtikten sonra Sabiha Gökçen 16 dakika gösteriyor dedim. Bana o yoldan git dedi. Taksimetrenin 380 lira yazdığını belirten taksici, otoyol ücretleriyle birlikte 450 lira tuttuğunu belirtti. Otoyola saptıktan sonra Sabiha Gökçen çıkışını kaçırdım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün iki ayağını görünce rengim attı. Köprüye girmek zorundaydım. Yolları bilmediğimden iki telden çıktım. Sonra da ikinci köprü üzerinden Sabiha Gökçen'e gittim kimseyi dolandırmadım diyen taksi şoförü, turistin uçağı kaçırdığı için kendisinden 8 bin lira istediğini söyledi. Taksici kendisinin de turisten şikayetçi olduğunu belirtti.